ve biveçil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel hayri ve le vesîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bi senedin muttasilen nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal tekûnü beyneküm ve beyne benil asfar hünne fe yagdirûn fe yesirûne ileyküm fî semânine gâye tahtekül gâyedin isne aşere alfe. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimat, ehli beyt, ehli ashab, etvalı, rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler, rahmetullahi aleyhi mecmain, hasaten eserinden yaralandığımız camimizin önünde yatan Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerif yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda yatan evliya, ulema, sulaha, şüheda, mü'minat, tüm geçmişlerimiz ervaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim kem dünya kiram diyecek istakın sıratıyla zine yandarayım. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyametin önünde, kıyamete yakın olacak şeyleri bize anlatıyor. Tekûnü beyneküm ve beyne benil asfar. Kıyamet öncesinde sizin ile Rumlar arasında sarı oğulları, benil asfar, sarı oğulları ile sizin aranızda. Beni Asfar'dan maksat Er-Rum, Rumlardır. Genellikle yani Avrupalılar, Avrupalılardır. Şimdi onları açıklayacak zaten. Neden Beni Asfar denmiş onlara? Çünkü onların ilk atası Rum bin Unsur bin Yakub bin İshak aleyhisselamdır. Evet. Yüzleri sarı olan çocukları olurmuş. Beyaz, siyah arası renkleri ki Nasara, Hristiyanlar küllüz, hepsi külluhum. Evet, onlar Rumlar, Efrenç, sair grupları işte Avrupa'da yaşayanlar onlar Resulullah zamanında Şam ve Türkiye'de yaşayanları da Diyar-ı Rum, ehli Diyar-ı Rum derlerdi. Çünkü o zaman Bizanslar vardı, Rumlar vardı. Şamlarda da, Şam'da da öyleydi. Evet, o zaman Kayser, evet, bütün Hristiyanların başı Herakl, Heraklius, Herakl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Herakl'a, Heraklius'a mektup göndermiştir. Onlara Azim-i Rum, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den Rum'un büyüğü, Azim-i Rum, Herakl'a diye başlıyor. Emme ba'd diye başlıyor. Allah bir, ben de onun peygamberiyim, Müslüman ol, kardeş olalım diye mektup, davetiye mektupları gönderdi krallara, o dövüde yaşayanlara. Bu mektuplar şimdi orijinalleri bulundu. Dünya kütüphanelerinde mevcut. Evet. Beni Asfar dediği işte Avrupalılar, Rumlar sizle
onlar arasında hüdne, bir anlaşma olacak. Ama feyagdirun, onlar az anlaşmaya uymayacaklar. Söz verdikleri halde sizin kuyunuzu kazacaklar, kadir edecekler, aleyhinize çalışacaklar, başka insanları kışkırtacaklar. Evet. Biküm feyagdirune biküm feyesirune ileküm, size yürüyecekler, sizin üstünüze gelecekler. Fi semanine gaye, 80 bayrak altında, 80 bayrak altında. Tahte küllü gayetin isne aşere elfen, her bayrak altında 12 bin asker olacak. Yani tümen, 80 tümen, her biri 12 bin, 960 bin ediyor değil mi? Evet, bunlar bizimle anlaşma, Müslümanlarla sizinle anlaşma yapacaklar. Ama anlaşmayı çiğneyecekler. Aleyhinize çalışacaklar. Başka insanları kışkırtacaklar. Bir profesör arkadaşım takılmış kafasına, incelemiş. Evet, ben o aktarıyorum yani size, o bilgiyi veriyorum. NATO'nun askeri mevcudu da bu kadarmış. Bilmiyorum, odur demiyorum yani. O arkadaş öyle bulmuş. 80 tümen, 12 bin her birinde 96, 960 etmiyorum işte, çarpın. O kadar askerle sizin üstünüze yürüyecekler. Evet. Meşarkül Envar kitabında, ki Buhari Müslim hadislerinden derlenmiştir. Bunu da Mebarkül Ezhar diye Tire'de yatan İbn-i Melek Hazretleri şerh etmiştir. Çok güzel kitaptır. Oradaki şeyde, Buhari Müslim hadisinde, udud sitten beyni yedi sa'a, kıyametin önünde 6 şeyi say. 6 şey olacak kıyametin önünde, kıyamet kopmadan evvel, ona yakın 6 şey olacak. Mevti, benim ölümüm. Evet, benim ölümüm. Ahir zaman peygamber değil mi? Peygamberlik bitti. Kıyamet gelecek yani. Onun habercisi. Benim ölümüm. Tümme fethu beytil makdis. Kudüs'ün fethi. O doldu. Hazreti Ömer fethetti. Evet. Allah ondan razı olsun. Evet. Kudüs'ü biliyorsunuz Halid bin Velid Hazretleri muazzam bir kumandan, askeri dehası yetişilmiyor. Gavurlar Müslüman askerlerini şey görsün diye, güçlü kuvvetli Müslüman devleti, İslam devleti güçlü kuvvetli zengin görsünler diye, psikolojik harp diyorlar buna işte. Askerler kendisi yaldızlı elbiseler giymiş. Hazreti Ömer onu derhal azletmiş, cezalandırmış. Evet, biz Allah'tan güç alırız. Elbiseden filan değil. Parayla marayla olmaz bu iş. Devlet zenginmiş, kuvvetliymiş. Onlar demiş, bize göre değil. Biz Allah'tan güç kuvvet alırız demiş. Yaptığın hareket yanlış demiş. Ve muzaffer adamı şey etmiş. Tabii bunda bir onun nefsini gurur gelir diye terbiye de var tabii de. Öyle bir Ömer'in şakası yok. Evet, Kudüs'e girerken kölesiyle beraber, hizmetçisiyle beraber gidiyor. Kölesiyle yorulunca kadar Hazreti Ömer biniyor. Yorulduğu zaman kölesi kendi yürüyor, kölesini bindiriyor. Hani kölelik de böyle yani. Böyle köleliğe Ömer'e can kurban değil mi efendim? Evet. Tam Kudüs'e girerken de sıra köledeymiş. Kudüs'e girerken köle devenin üstünde, Ömer yaya, halife yaya. Bunu tarihler yazıyor. Evet, öyle bir Ömer bu. Allah ondan razı olsun. Kudüs'ün fethi, bu da oldu. Sümme mevten ye'uz fîküm kekuk'a kuhasıl kanem vanem
sonra iki ölüm olacak. Toptan çok ölüm olacak. Toptan iki ölüm. Bu hangisidir bilmiyoruz. Sümme istifadatül mal. Hatta yutar racul met dinar feyazülü sahiten. Sonra Müslümanlar çok zenginleşecek. Dünyanın en zenginleri Müslümanlar. Petrol. Toprağın altı petrol. Bizim altımızda da var petrol. Fakat derin olduğu için dışarıdan almak daha ucuza geliyor. Yoksa bizim altımızda da petrol var. Biraz derinde. Çok zengin Müslümanlar. Halk da zengin olacak. Bana mektup yazıyor vatandaş. Birkaç tane mektup var. Hocam kime zekat vereceğimizi şaşırdık. Fakir zannediyoruz. Herif şöyle şöyle. Öyle diyor peygamberimiz de. Sonra diyor Müslümanlar zenginleşecek. Zenginleşecek. Hatta bir adama 100 dinar vereceksiniz. 100 altın. Adam diyecek ki bu para mı be? Bunu verilir mi be? Şuna bak be. Diyecek 100 altına. O hale gelecek Müslümanlar zenginleşecek. Evet. Sümme fitne. Sonra bir karışıklık olacak. La yabka beytin minel arab illa dehaletu. Sonra öyle bir karışıklık olacak. Arapların evlerine girmedik ev kalmayacak. O fitne her yere bulaşacak. Girecek. Sümme hüdne. Tekünü beyneküm ve beyne benil asfar. Sonra sizinle Rumlar arasında, Avrupalılar arasında sulh olacak. Sulh olacak. Ama onlar feyakdirûne, onlar kadir edecekler, anlaşmaya uymayacaklar. Feyetûneküm tahte semânine gâye, tahte kulli gâyetin isne aşere alfen. Bu hadisin başka varyantı şimdi aktardığımız. 80 tümen. Her bir sancak altında 12 bin asker olacak. 80 tümenle size kadir edecekler. Yüzünüze, üstünüze gelecekler. Evet. İbn-i Melek Hazretleri Meşarikül Envar'ı şerh eden halen İzmir Tire Ödemiş Tire'de yatan İzzettin İbn-i Melek Hazretleri büyük zat, çok büyük alim, ehli sünnet alimi, Anadolu'nun ilk alperenlerinden, kahramanlarından diyor ki böyle alametler cidden çok geldi geçti. Çok alametler geçti. Peygamberin hadislerinde saydığı alametlerin çoğu vuku'a geldi. Ve seyyucudu bakiha. Daha da olacaklar var. Daha gelecek alametler de var. Zaman zaman bunları buradan okuyacağız. Daha kıyameti haber veren alametler var. Niye yani okuyorsun bunları? Hoca neye yazdı bu kitabı? Diyor ki İbn-i Melek diyor Nes'elullah el yakaza. Allah bize uyanıklık versin. Bunları öğrendikten sonra hazır olalım. Sabah olabilir. Haftaya olabilir. Niye yani? Diye hazırlıklı olalım. Şimdi kıyamet cuma gün kopacak. Cuma gün yaratıldı. Cuma gün kopacak. Adem Aleyhisselam cuma gün yaratıldı. Cuma gün cennete kondu. Cuma gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de cuma gün kopacak. Kuşlar var ya şimdi evinizin önündeki ağaçlarda, sokaklarda kuşlar, diğer hayvanlar. Cuma sabah oldu mu? Komşu, bugün cuma, ha, kıyamet kopabilir, hazırlıklı ol diye birbirlerine uyarıyorlarmış. Sen ben onun dilinden anlamıyoruz ama Peygamberimiz onlara haber veriyor. Kuşlar, hayvanlar diyor cuma sabahı bugün kıyamet kopabilir, ha, hazırlıklı ol derlermiş. Evet, bize de Resulullah haber veriyor ki hazırlıklı ol efendi. O da öyle diyor işte İbn-i Melek de Allah bize uyanıklık versin. Hiç kimin aklına peygamber uyarıyor hazırlıklı ol, Allah bize uyanıklık versin. Evet. Evet.
Gene Meşarikül Envar'da bir başka rivayet şöyle: La takumu sa'a, kıyamet kopmaz hatta evet tenzil Rum bil amak, evet Rum amaka inmedikçe, dabık, dabık denilen yere inmedikçe kıyamet kopmaz. Evet, kıyamet kopmaz diyor hadis-i şerif. Feyakhrucu ileyhim ceyşun minel Medine min hayar ehlil arz. Yeryüzünün en hayırlarından Medine'den bir asker onlara çıkar. Yevmezin o gün feyze tasafu, saf saf oldular. Savaş mı hazır, vaziyet geldiler mi? Galetir Rum, kallu beynine ve beynellezine sebbü minne nukatilhüm. Ya bizden, bizim de sizin aranızda esir, bizden esir aldıklarınız filan filan, onları diyor şöyle ayırın. Biz onlarla savaşmak istemiyoruz. Onlar bizim adamımız. Biz sizle savaşacağız derler. Onlarla savaşalım. Feyekul müslümüne, evet Müslümanlar, la vallahi. Onlar bizim Müslüman oldular. Bizim aramızda, bizim vatandaşımız oldular. Onları size vermeyiz. Olmaz diyecekler. Evet. La nuhalli beyneküm. Hayır. Onları ayırmayız. Evet. Ve beyne ihvanine feyukatilunehum feyenhezim sülüsün. Selas. Evet. Sülüs. Savaşırlar. Üçte biri mağlup olur. La yetubullah aleyhim. Ebeden. O mağlup olanların Allah tevbesini asla kabul etmez. Ve yuktarı sülüsün aptalı şehada. Ama ordunun üçte biri sağlam Müslüman şehit düşerler. Şehitlerin en aptalıdırlar. Andallahi. Evet. Ve eftetihu es-sülüs. Evet. Üçte biri fethe mazhar olurlar. Evet. Böyle olacak. La yeftünün. Onlar dünyayı aldanmazlar. Salih kişilerdir. Feyeftehune Konstantiniyye. İstanbul'u fethedecekler bunlar, üçte biri. Üçte biri İstanbul'u fethedecekler. Febeynâhum yaktesimûnel ganâim. İstanbul'u fethetmişler. Demek ki İstanbul bizim elimizden çıkacak. Sonra fethedecekler. Kad allakû suyûfehum. Kılıçlarını asmışlar, gavurlar temizlik. Burası bizim, ganimet paylaşıyorlar. İstanbul'un ganimetlerini, kılıçlar asılmış, ganimet paylaşılırken biz zeytun ağaçları asmışlar, zeytin ağaçlarına. İza sahafihimiz şeytan, şeytan bağıracak, şeytan böyle dellallık yapacak, bağıracak. İnnel mesiha kad halefeküm fi ehliküm. Mesih Deccal geride bıraktınız, siz burada İstanbul'un fethiyle yağmayla uğraşıyorsunuz. Geride bıraktınız kızlarınız, karılarınızın hızına geçiyor şey. Mesih Deccal çıktı. Onlar sizin ehlinizin hızına geçiyor. Fehrucun. Evet. Halbuki bu yalan diyor. Şeytan onları anlatacak, Müslümanları anlatacak. Böylece İstanbul'dan karımız kızımızın hızına geçmiş diye hemen memleketlerine dönecekler. Bu vezelike batıl. Aslında bu şeytanın söylemesi yanlış. Ama Müslümanları aldatacaklar. Feyze cevü şeme, işte İstanbul'dan Şam'a geldikleri zaman bu İslam askerleri haraca, evet febeynâhum yavuddûne il-kıtâl yusevûne sufûf. Evet, işte orada bir de bakacaklar ki ikindi namazı olmuş. Evet, yusebüne sufuf izâ ukîmetis salâ. İkindi namazının için kâmet getirildi. Saflar düzgün dönerken Şam'a, Şam'da feyenzilü İsa ibn Meryem. Meryem oğlu İsa inecek Şam'ın beyaz minaresine. Oradan da tayyi mekanla bir anda
Kudüs'e ulaşacak. Tayyip Mekan buna deniyor. Sen yani buradan 6 ayda bir senede gidiyorsun. O bir anda gece o keramet gösteren salihler de keramet gösterir. Peygamberler de böyle mucizedir bu. Müminlerin de kerametidir. Bir anda Kabe'ye gider gelir. Sen oraya günlerce yürürsün. İşte İsa Aleyhisselam da Şam'da Ümeyye Beyaz Minare indikten sonra Tayyip Mekan'la buraya gelecek. Müslümanlar namaza duruyorlar. Evet. Evet. Feyze Rahu Aduvullah Zâbe Kemen Yüzübül Milh. Deccal da var orada. Zaten onları aldatan şeytan Deccal çıktı. Galların kızlarının ırzına geçiyor dedi ya. Bu evlerine girme işesi diyor. Yalan ama diyor. Deccal da çıkacak o zaman. Mehdi Aleyhisselam onunla uğraşacak. İşte o sırada namaz kılacakları zaman İsa Aleyhisselam diyor gelecek. Evet. Mehdi Aleyhisselam onu tanıyacak. Buyur efendi. Sen Allah'ın ruhusun, kelimesisin. Ve nefaktu min ruhi. Evet, elkaha. Ona ilka ettiği kelime ol dedi, oldu. Babası dünyaya geldi ya. Buyurun. Hayır. Zamanın halifesi sensin diyecek. Mehdi'yi geçirecek. Ve Mehdi Aleyhisselam Deccal'ı yenemeden vefat edecek. 7 sene uğraşmış olacak. İsa Aleyhisselam Deccal diyor ki bakın şimdi Fize rahu aduvullah zâbe kemen yazubil mihru fil mâim. Tuz suda nasıl erirse İsa Aleyhisselam'ı Deccal görünce öyle eriyecek. Öyle eriyecek diyor. Evet. Evet. Helak olacak. Evet. Ama o helak olmadan İsa Aleyhisselam da onu yaktuluhu, öldürecek. Evet. Bi yedihi. Evet. Feyurihim demehu sonunda kanını da gösterecek. Öldürdüm işte bakın diyecek. Onun peşine takılanlara öldürdüm diyecek. Evet. Bunlar bu Meşarikül Envar ve Mebarikül Esar Buhari Müslim hadislerini derlemiş. Meşarikül Envar onu da Mebarikül Esra'da şerh etmiş. Sahih hadisler. Bunlar ne zaman olur bilmiyoruz. Ama bunlar olacak. Kıyametin evvelinde şimdi okuduğumuz kıyamet önünde siz Rumlarla bir anlaşma yapacaksınız. Ama onlar o anlaşmayı bozacaklar. Üzerinize 80 tümen, her tümende 12 bin asker olacak. Gelecekler, yürüyecekler hadisini Kütüb-i Sitte'den İbn-i Mace Avf bin Malik Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah. Evet, kıyamete yakın olacak hususlardan birisi bu. Bir diğer hadis. Tekûnü arba fiten. Evet. Dört fitne olacak. Fitne sıkıntı demek. Azap demek. Darlık demek. Bunalım demek. Fitne. Terör demek. Anarşi demek. Karışıklık demek. Fitne. Hulasa insana zor gelen, sevmeden her kötü şey. Fitne. Evet. Küfür de fitnedir. Günah da fitnedir. Edepsizlik de fitnedir. İşte bu zina şu bu, o da fitnedir. Musibetler fitnedir. Bu gibi sevilmeyen şeyler, dinen hoş olmayan şeyler hepsi fitne sınıfına girerler. Kur'an-ı Kerim'de de Enfal suresinde وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبًا لَذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً Fitneden sakınınız. Sadece özel gruplara değmez. İstanbul'da veya diğer yerlerde insanlardan bazıları işte böyle ahlaksız, hayasız, edepsiz hayvanlar gibi. Evet. Anasıyla ilişki kuran adam var arkadaş. Şimdi hayvan gibi, hayvanlar anası falan dinlemez. Aynı onun gibi. Erkek erkeğe kanunları var, evleniyorlar. Avrupa'da, Amerika'da.
Bize de zorluyorlar. Kabul edeceksiniz biz bunları diye. Kadın kadına evleniyor, kanun var. Bunlar var. Bu Allah'ın gazabını celbeder bu gibi şeyler. Daha başka şeyler var. Dinsizlik, imansızlık, hayasızlık, edepsizlik, zulüm yaygınlaşmış. Allah Celle Celaluhu'nun gazabını celbeder bunlar. Para çok kazanırsınız yetmez, bereket olmaz, evde huzur olmaz. Bunlar da bir beladır. Bu da bir beladır. Cenab-ı Hak işte bu şeylerden dolayı gazap eder. Evet, bu bereketsizlik, huzursuzluk o gazabın bir parçasıdır. Ama Allah batırmaz. Niye batırmaz? Her zaman söylüyorum. Sizin sebebinize batırmaz. Tam böyle batırmak için Mele-i Âlâ, görevli en üst melekleri, la teşbih, hani bakanın müsteşarı gibi diyelim, la teşbih anlamanız için, o melekleri çağırır. Fakat o sırada siz camileri doldursunuz, müminler camimizi doldursunuz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hocası ikaz ediyor. Dikkat ediyorum, Allah razı olsun. Bazı hocalar arkasına bakmadan kimse yokken hemen namaza duruyor. Fakat burada hocalar Allah razı olsun, özellikle birinci safı doldurun, arkada durmayın filan diye, bu peygamberin sünnetidir. İlk safı doldurun. Ondan sonra ikinci safı, ondan sonra üçüncü safı. Önünüzde boş yer varken arkaya durmayın. Peygamberin emri bu efendim. Ama herif oraya gitmiyor, üşeniyor, orada duruyor. Halbuki birinci saf boş. Allah razı olsun. Burada ikaz ediyorlar. İşte böyle gayet sıkı, düzgün birbirlerinin omuzlarını dayamışlar. Nasıl? Şimdi birçok adam maalesef bunları bilmiyor. Apışıyor 120 kilo. Seyrek durmuş yani. Sıkıntıya gelemiyor. Sen gevşekliği yarın giriyorsun, gelme diyor, şöyle bir dirsek çıkarıyor. Halbuki Peygamberimiz tarasu diyor. Omuzlarınız birbirinize taşların kurşunla kaynatıldığı gibi kaynasın. Sahabilerin elbisesi omuzdan eskiyormuş. O kadar namazda sıktırıyorlar ki, sıcak memleket, bir de terliyorlar. Yatıp kalkarken oynayınca yırtılıyor buradan. O derece sıktırıyorlar safta. Sıktırarsanız kalpleriniz birbirine ısınır diyor Peygamberimiz. Şeytan aranıza giremez. Ama gevşek olursanız Medine'nin koyunları gibi diyor aranızda dolaştığını görüyorum diyor şeytanın. O boşluklardan girerler. Namaza durarsın, çarşıya gidersin, eve gidersin, oğlumla konuşursun, hanımla konuşursun. Yani zihnin oralara gider. Şeytan bunu, namazı böyle şey alır götürür. Sık durun, aranıza şeytanı sokmayın diyor. Ama bizim vatandaş da böyle apışıyor, yanına geldin mi böyle dirsek çıkarıyor. Niye giriyorsun aramıza diye. Sık durun. Burada da hoca ikaz ediyor, ben de hatırlatıyorum. Evet, işte böyle sık, düzgün, saf durdunuz mu, o hain, edepsiz, hayasız, lezbiyen, homoseksüellerin yüzünden Allah'a gazaba gelmiş, batıracak. Taş yağdıracak. Fakat müminler camiyi doldurunca böyle düzgün saflar halinde, Efendimizin Buhari Müslüm hadisi buyururmuş ki onlara, sizi bunun için çağırmıştır ama müminlerin şu benim evimde düzgün saflar halinde el pençe divan durup namaz kılmaları çok hoşuma gitti. Erteledim, def ettim belaları sizin hatırınıza. Evet, onun için sık sık söylüyorum. Bütün dünya bizi batırmaya çalışıyor. Amerika'sı, Rusya'sı, Avrupa'sı, hepsi. Bak Suriye'ye bak. Müslüman Müslüman'ı kırdırıyorlar. O da Müslüman, o da Müslüman. Allah için öldürüyor Müslüman'ı. Böyle şey olur mu? Saçma şey olur mu ya? Bu hale getirdiler. Bizi de o hale getirmek istiyorlar. Bu bir beladır. Camiye gidin. Düzgün saflar halinde namaz kılın. Camileri doldurun. Buhari Müslüm hadisidir. Allah def etsin bu belaları. Hilelerini kendilerine çevirsin inşallah. Yolu bu yani. Efendimiz bunu haber veriyor. Evet, efendim bunu haber veriyor. Evet, işte bu İsa Aleyhisselam'ın
şeysi de böyle. Şimdi kıyamete yakın dört fitne olur. Evet, bu karışıklık şey. Birisi, şimdi söyleyeceğiz, bu fitnelerden sakınınız. Fitnelerden sakınmanın yolu camiye koşmak, güzel saf bağlamak. Birisi bu. Böylece Allah bunları def ediyor. Bu terörü, anarşiyi, karışıklığı, zulmü def ediyor. Onların etkisini def ediyor, geriye çeviriyor. Yalnız o azgınlara gelmez. Fitne geldiği zaman hepiniz o fitneden, o azaptan payınızı alırsınız. Ondan dolayı gayret edin. Bana ne ya ilim bilmem nesi demeyin. Bela geldi mi umumidir. Bela geldi mi umumidir. Onun için camiyi doldurun. Güzel saflar halinde namaz kılın da gavurla dünya uğraşsa da Cenab-ı Hak onları elinin tersine geriye göndersin. Evet, Allah da onu söylüyor zaten. Enfal suresi de vettakû fitneten lâ tusibennellezîne zalemû minkum hâsâ. Evet. Herkese bulaşır bunun eseri. Ondan sakınınız, dikkatli olunuz. Emr-i maruf yapınız. Birbiriniz arasında nehy anil münker yapınız. Şimdi Marmara'ya biniyor. Herkes o yolla gidiyor. Çünkü köprüden 2 saatte geçemiyorsun bazen. 3 saatte geçemiyorsun. Ama ona biniyorsun, 10 dakikaya bile varmıyor. Bu tarafa geçiyorsun. Herkes oraya gitmiş. Kalabalık. Oğlan kızı almış kucağına. Kızla öpüşüyor, sıktırıyor, bilmem ne diyor. Halbuki biliyorsunuz ne diyoruz biz? Kabahatta gizli, ibadette gizli. Bu milletin örf, atasözü bu ya. Bu millet böyle bir millet. Kabahatta gizli, yapacaksın evde yap. Allah hesabını verecek ama herkesin önünde olur mu lan bu? O hale gelmişiz. Çünkü Avrupa böyle hayasız, edepsiz. Amerika edepsiz, hayasız. İlericilik kabul ediliyor bu. Bizim o Ali, adı Ali, Hasan, Hüseyin olan delikanlılar da herkesin içinde karısını, kızını böyle sıktırıyor, öpüyor, bilmem ne diyor. Şimdi evet, emri marif yapacağız. Bir tane çatlatabiliriz. Çatlatmamız lazım. Peygamberin emri bu. Olmaz hocam, kanun var. Eyvallah, bir şey demiyoruz. Onu diyemedik. Yavladım, evladım, bu iş burada olmaz. Evinizde yapın. Yok hocam, böyle desek de Allah kıyamet kopar. Peki, ona da peki. İçinizden ah, böyle bir şey olmaz da seni ben gösteririm diye buz edeceksiniz bu davranışa. Ama ya genç adamlar ya, yakışıyor ya falan. Dediğiniz anda imanla oynarsınız. Öyle diyor peygamber. Fiilen düzeltin diyor, engel olun. Yapamazsanız sözle engel olun. Yapamazsanız kalben buğz edin. Bu da yoksa diyor, veleyse vera zerke minel iman. Orada iman yok diyor, bitti. Adın Halil Hasan olsun. İman yok orada diyor. Peygamber sözü efendim, ben de aktarıyorum. Biz kötülükleri engellemeye çalışacağız. Elhamdülillah bizim amirimiz, memurumuz, hakimimiz, paşamız, hepimiz iman. Böyle adamları haber verin. Bir şey yapamıyorsanız bile polise, onlar biliyorlar usulünü. Evet, ben her zaman söylüyorum. Bir memlekette içiyorlar, herkes sarhoş. İçiyorlar, sokaklarda bağırıyorlar. Bana da konuşuyor dediler, ol konuşuverim. Ben de doğru söylüyorum arkadaş, doğru söylemek zorundayım. Dinde bu böyle. Uygulamamak sana ait. Dedim ki bu içki içmek, bağırmak, çağırmak dinde suçtur. Her bir bağıran, çağıran sarhoşa 80 sopa vurulur dinde. Kanunda da yasak zaten. Alenen, hayasızca bazı hareketler suçtur ceza kanununa göre. Yani kızla, oğlanla, bilmem çarptı, Marmara'yı da öpüşemezdik, iş edemez ya. Hayasızlık değil mi bu? Kanunda da bu ama işte maalesef kimse bilmiyor. Bunu söyledim. Allah razı olsun. Geldiler polisler. Allah senden razı olsun hocam. Şimdi savcıyı götürüyor. Bilmem ne salıveriyor savcı. Ya onlar biliyor usulü.
Allah razı olsun, elleri iyi onların. İyi yani. Biliyorlar bu işleri. Onlara haber verin siz. Bizim polisimiz de böyle güzel. Evet. Bunu yapacağız. Olur ya. Genç bunlar ya. Ha, imanla oynasın arkadaş. Ben onu söylemek istiyorum. Önlemek zorundayız. Önlemek zorundayız. Evet. Onu söyleyeyim Cenab-ı Hak. Herkese Allah'ın ondan dolayı size vereceği ceza herkesi kaplar. Ben namazımı kılıyorum. Yok yok yok, yetmez. Dert edineceksin bu ahlaksızlığı önlemek için. Kendi düşüneceksin. Sana düşeni yapacaksın. Ayrıca cihat ruhuyla yaşayacaksın. Yaşın 90 olsa da askere çağırsalar giderim İnancıyla yaşayacaksınız. Öyle diyor bak. Ve tekasül fi cihat. Bırak ya yaşlıları. Şimdi adam üniversitede bir dersi vermiyor, imtihanı girmiyor. Asıyor askerliğe, askerlikten kaçmak için. İleride bir parayla maralı bir şey çıkarsa askerlikten kurtulacak, para verecek. Bunlar çok yanlış şeyler. Bir Müslüman böyle olamaz. Çocuğunuzu ikaz edin. Askere gideceğinlere torpil yapmayın. Çürük raporu almayın. Evet. Cihat ruhuyla yaşamayan mümin öldüğü zaman putperest ölümüyle ölür diyor Peygamberimiz. Yaşı kaç olursa onu çağırlasa gideceğim. Neden? Mutfakta patates soyabilirsin. Pekala. Bulaşık yıkayabilirsin. Telefona cevap verebilirsin. Yaşın kaç olursa olsun. Onun için cihat ruhuyla yaşayacak Müslüman. Bunlar kaybolduğu zaman, bu ahlaksız böyle yaygınlaştığı zaman kıyamete yakın bunlar olacaktı. Şimdi okuyacağız. Şimdi okuyacağız. Kıyamete yakın bunlar olacak. Ya daha yıkılmasın istiyorsanız bu Resulullah'ın bu dediğini, ayetteki bu dediğine uyacaksınız. Şimdi kıyamete yakın 4 fitne olur. Kargaşa. El-Ula. Birincisi. İstihallü fiyeddem. Öldürmek çok ucuz olur. Görüyorsunuz babasını öldürüyor herif. Kızmış, öldürmüş. Allah Allah. Telefon yüzünden öldürdüler çocuğu değil mi? Onu bir daha dün mü, evvel gün mü? Öldürmek çok ucuzlayacak diyor. Önemsenmeyecek. Sanki kurbağa öldürüyor. İnsan öldürüyor ya. Öyle ölüm, öldürmek insanın nazarında çok basit şey görünecek. Helal sayacaklar. Allah'ın haram kıldığı en büyük şey ne diyor? Bir kimseyi haksız yere öldürmek kainatı ateşe vermekten daha kötüdür diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama senin adı Ali Hasan olan bilmem telefondan dolayı kavga ediyor, tak vuruyor. Ne demek ya bu? Babasını kızmış öldürüyor. Peygamberin dediği çıkmış değil mi? Kıyamet yakın. Yarın kopmasını istiyorsanız bunları terbiye edeceksiniz. Yakın akrabanıza bana ne hocam ya ödemeyeceksin evladım yavrum. Böyle din, diyaneti, ahlakı sadece hoca değil, sadece okuldaki müdür, öğretmen değil, sadece askerin komutanı değil. Siz her mümin emr-i maruf yapacak, nehy-i anil münker yapacak. Toptan bela toptan gelir. Bunlar yaygınlaştı mı kıyamet o zaman kopacak diyor. Şimdi geliyor. Birisi kanın bedava ucuzlaması, hiç adam öldürmek önemli şey sayılmaz. Oldu değil mi şimdi? Bak bunu önlemeliyiz. Mubah sayılacak, helal sayılacak. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Evet. Hazreti Osman'ı da böyle öldürdüler. Ta o zaman başladı bu iş. Evet. Hazreti Osman da öyle. Halifeyken Yahudilerin propagandalarını kandırdılar. Mısır'dan bir grup adam geldi. Böyle Yahudi'ye inanılır mı be? Ama millet o kadar gevşek, o kadar şuursuzmuş ki bu Mısırlılar hala da öyle bozuktur. Evet, geldiler o cennetle müjdenilen, aha burada da ismi var. Ebu Bekir, Ömer, evet, Osman, Ali. Hep bütün camilerde var. Değil mi efendim? Bütün camilerde var. Yukarıda duruyor ismi. Biz onu o kadar çok severiz. O güzel insanı katlettiler.
İşte bu da bunlardandır diyor Gümüşhaneli Hazretleri. Evet, Buhari, Üsame Hazretlerinden, Eşref-ül Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala Eşref-ül Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala Atam min Atam İtam-ül Medine. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki köşklerden birisine geldi. Atam-ül Medine. Fakale teravune me ara. Siz benim gördüğümü görmüyorsunuz. Siz benim gördüğümü görüyor musunuz? Görmüyor. Galüle. Görmüyoruz ya Resulallah. Efendimizin göründe bu cam gözlük yok. Peygamberlik gözlüğü var. Şu günkü olacak, kıyametlik olacak şeyleri görüyor. Görmüş. Fe inni le eral fiten takavu hilale biyutikum ke vaka'il kıtr. Evet. Ben şu anda sizin evlerinizin arasına gelecek fitneleri görüyorum bu köşten. Fitneleri görüyorum. Halen gözümle görüyorum. Evlerin arası, sizin evlerin hepinizin arasına gelecek. Evet. İşte Hazreti Osman, millet birbirine girdi. O katil oldu. Evet. Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali ile Muaviye, Hazreti Muaviye İslam askerleri birbirine girdi. Bunları gördü Peygamberimiz, onu haber veriyor. Evet. Hepsi bu devirde olacak her şeyi orada gördü. Bunlar da oldu diyor zaten diyor. Bu da onların haber verdiklerinden bir parçasıdır. Fitneler olacak. Kan önemsenmeyecek. Basit görülecek, adam öldürmek. Bu bir var şimdi. Ve saniye yüstehallu fiyed dem vel mal. İkinci de hem kanlar önemsiz, helal sayılacak, hem de mal. Millet birbirinin malını aşıracak haksız yere. Diyor ki Gümüşhaneli Hazretleri, azunnuhu kakıstatı Yezid bin Muaviye. Yezid'in olayı sanki onun olayı Hazreti Hüseyin'i katletti Kerbala'da. Onun, o değil, Yezid değil. Onun valisi, onun adamları katletti. Evet, Müslümanların malını da yağmaladılar. Müslüman yahu, öldürdün peygamberin torunu be. Hiç bu derece şuursuz. Şimdi oho neler var, neler var. Evet, Gümüşhaneli Hazretleri kızmış. Katelallahu zürriyetehu. Allahu Ekber. Allah onun zürriyetini öldürsün diye de beddua etmiş. Evet. Vesairese üçüncüsü. Yüstehallu fiheddemu vel mal vel farc. Üçüncü olayda kan helal görülecek. Mal almak helal görülecek haksız yere. Üç, namus diye bir şey tanımayacaklar. Irza geçmek de helal görülecek. Karılarla ırz namus meselesi olmayacak. Bu şey de var. Amerika'da var. Avrupa'da var. Onlarda bu gibi şeyler gönüllü oldu mu suç bilen değil. Şimdi oradan bulaştı işte bize o Marmara'daki delikanlı adam yanındaki karıyı böyle yapıyor. Parklarda şöyle oluyor. Oradan öğrendiler, geldi bize. Biz aslında Müslüman olmadan evvel de namusuna düşkün bir millettik. Müslüman olunca daha güzel olduk. Ama Tanzimat'tan sonra hep batı 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 diye. Batı şimdi böyle. Evli kadın kocasından izin alıyor Amerika'da. Zina yapıyor. Kocasından izin alıyor. Evli adam karısından izin alıyor. Bir karıyla yatacağım bu gece diyor. Bu normal karşılanıyor Amerika'da. Bunu ben söyleyince profesör arkadaşlar bob dediler. Bu kadar da olmaz. Orada bir tane varmış. Ben uygulamasını yaptım dedi. Hoca doğru söylüyor dedi. Böylece bizi tasdikledi. Aynen var. Edep haya diye bir şey yok. Onu söylüyor Peygamberimiz. Fırsat geçti mi seni öldürüyor. Fırsat geçti mi malını alıyor. Hiç dinlemiyor. Acımıyor sana.
böyle de ırz namus diye bir şey tanımıyor. Hep oldu bunlar bak. Haber vermiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizimkiler de işte bunlara, bizim Türkiye'miz açısından onları örnek aldık. Halen bunlar oluyor yani, biliyorsunuz. Bunlar oluyor. Evet. Gümüşhane Hazret diyor ki bu Muaviye'nin oğlu Yezid zamanında oldu. Kan, mal alındı. Üçüncüsü kan, mal ve namus. Ne oldu? O da oldu diyor. Gümüşhane'nin yorumudur bu. Hülagü. Değil mi? Bağdat'ı, Irak'ı fethetti ya, Hülagü. Hatta Hülagü han mısın kafir diye şair bile söylemiş. Ne mal bıraktı, ne namus bıraktı, ne adam bıraktı. Hepsini öldürdü. Öldürdü. Dicle Fırat nehirleri kırmızı akmış ya. O da adam kesmiş Hülagü han. Bağdat'ı işgal edince. Bu diyor Allah-u Alem peygamberin şey söylediği kan, mal, ırz hiç sayılır. O olay olmalı. Uzun. Ben öyle zannediyorum diyor. Evet. Cengiz. Cengiz Şah. Her yerleri mesela Buhara'yı harap etti. Horasan'ı harap etti. Oraları mahvetti. Ne can tanıdı ne şey. Moğollar yok ettiler. Sanki peygamberimiz onlara haber verdi diyor. Ben öyle zannediyorum. Timur da onlardan ama Müslüman olmuş. İşte şimdi sempozyumu var. Muhammed Bahauddin Nakşibendi, Evliya'nın büyüklerinden, iki gündür sempozyumu var. İlim adamları anlatıyorlar. Ona türbe yaptırmış. Müslüman yani, onu da seviyor. Ama gidip de Çinli putperest gavurlarla uğraşacağına süper, dahi bir adam Timur. Önüne geleni yok ediyor. Gelmiş bizim Yıldırım Bayezid'i Ankara'da perişan etmiş. Ordumuzu dağıtmış. Ordumuzu dağıtmış. Gitsene Çinlilere ya, ne geliyorsun? Bu da Müslüman, sen de Müslümansın. Yani benim Fatih okumak içimden gelmedi. Türbesine kadar gittim bundan dolayı. Zorla değil ya. Evet, kafir değil de. Zaten o Muhammed Bahattin Hazretleri türbe yaptırmasa hiç girmem de türbesine. Ama içimden okumak gelmedi. Ne işin var ya, Müslüman adamla geldin. Mahvetti bizim o Ankara Savaşı'nda ordumuzu. Eğer orada yıkmasaydı bizi, Avrupa'nın hepsini Müslüman edecekti biz. Mahvetti bizi. Sonra elhamdülillah yine ayağa kalktık da. Ayağa kalktı, derlendik, toparlandık. Çünkü biz dualı milletiz. Büyüklerimiz Evliyaullah dua ettiler de yine toparlandık. Diyor sanki o dördüncüsü ve Rabia Deccal. Dört fitne olacak dedi ya. Dördüncü Deccal'dır. Fitnelerin, Adem Aleyhisselam'dan gelen dünyada olacak fitnelerin en büyüğü Deccal fitnesidir. Evet, Deccal fitnesidir. Bu Deccal karıştıran demek. Cenab-ı Hak imtihan edecek insanları. Peygamberimiz haber veriyor. Bilgi sahibi olun, uyanık olun, aldanmayın. Evet. Deccal çıktığı zaman işte o demin bahsettiğimiz Kudüs'teki şeyde Mehdi Aleyhisselam savaşacak, öldüremeyecek. İsa Aleyhisselam öldürecek dedik ya. Deccal, çok Deccal var. Ama büyük Deccal, kıyamete yakın çıkacak olan, hadislerde söz konusu olan Deccal henüz çıkmadı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre onun çıkacağı zaman biz namaz falan kılamayacağız. Baksana daha burada vaaz ediyoruz. Camiler ezanlar okunuyor. Yani daha değil. Hani bazıları kızıyor bana da Mehdi çıktı falan diye. Herkes kendini Mehdi sayıyor. Yok yok, daha dur değil. O zaman namaz kılamayacağız. Namaz öyle bozulacak. Ama oraya doğru gidiyor. O şeyler var. Bu Deccal çıktığı zaman Allah ona bazı kabiliyetler verecek. İmtihan dünyası.
bilgili olanlar işte bunları haber veriyor ki peygamber bu zat da bu eserini almış ki ey Müslüman bunları bil, böyle olursa nice ben olacağını Allah bilir. Hazırlıklı ol, kapılma onun aldatmasına. Evet, çıkacak orta yere, öyle güzel konuşacak, öyle böyle kılık kıyafet tam mükemmel. Bir delikanlıyı çağıracak, bir kılıçla ikiye ayıracak. Efendimiz haber veriyor. Ondan sonra kalk lan diyecek. Delikanlı buyur efendim diye dirilip kalkacak. Vay diyecekler millet. Neyim ya adam bu ya falan. Buna dikkatlerini buna toplayacak. Halbuki diyor alnında heza kafir. Bu kafirdir diye yazacak diyor Allah. Resulullah böyle söylüyor. Ama adam böyle adamı öldürüp dirilince delikanlıyı onunla meşgul olacaklar. Bilgileri kıt. Bilmiyorlar. Ezbere Müslüman. Ulan bu peygamberimize haber verdi. Ah zaman tehcel olmasın diyecekler bilgisi olanlar. Bir bakacaklar alnında kafir yazılı. Onlar ona tabi olmayacak. Ötekiler eline yan öpecek. Cehenneme. İlâ cehenneme zümera. Müslümanlar öldürülecekler ama dikkat et. Öldürecekler ilâ cennete zümera. Onlar da cennete diyor. Hadisler böyle. Vesikallezine takav ilâ rabbim ilel cenneti. Cennete gidecekler zümre zümre. Ama ucuz değil. Böyle çetin imtihanlardan sonra bu bilgi, şuur sende olduktan sonra işte onlara haber veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Naim bin Hammad fitneler konusunda bu hadisi İmran bin Hüseyin'den nakletmiş. Evet, tekünü fi ümmeti arba fiten. Evet, türadifu fel ula tusibuhum min bilain hatta yakulel mümin hazihi mehleketi sümmeten keşfü vesalise kemal takillü inkataat temadet. Öyle fitneler peşesine gelecek ki canıma tak dedi diyecek, o kalkınca oh diyecekler, bir fitne daha olacak, o da böyle canına tak edecek müminlerin, o da kalkacak, sonra bir fitne daha gelecek, dördüncü fitne deccal, ondan sonra kıyamet kopacak diyor. Hadisin birisi de böyle, öyle de hadis-i şerif var. Sonra işte deccalın çıkması sırasında Mehdi çıkmış olacak, İsa aleyhisselam olacak, ondan sonra tümme tulu'uşşem min mağribiha. Evet, ondan sonra güneş batıdan doğacak arkadaş. Kıyametin son alameti bu. Bu arada tabi Yecüc Mecüc de çıkacak. Yecüc Mecüc doğudan gelecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam bin göz görmez, sahibi olmadan ölmez. Hadis bu. Bin göz, iki göz, yani bir erkeğin 500 çocuğu olacak. Olur mu hocam ya? Evlenme evlenme yok o zaman. Namus diyor, bir şey yok. Bir erkek her gün bir karıyla yatarsa 500 değil 1000 çocuğu olur. Hayatı boyunca öyle ahlak bozulacak. Yecüc Mecüc çıktığı zaman onlar öyle son derece ahlaksız, zalim öyle bir grup, çok kalabalık olacak. Tabariye Gölü, İran'dan kuzeybatısında Tabariye Gölü var. Tatlı su. Hadiste geçiyor Tabariye Gölü. Onu öncü kuvvetleri, keşif birlikleri, ana kuvvet değil, Yecüc Mecüc'ün öncü kuvvetleri susayıp içecekler. Nehirler yetmeyecek. Kaynak sular yetmeyecek. Gölü içip kurutacaklar. Öncü kuvvetleri. Arkadan gelenler suyun izinden ya burada su varmış diye iş geçirecekler. Öyle kalabalık. Evet, İsa aleyhisselam da onlara yenilecek. Tur Dağı'na sığınacaklar. Oradayken aç kalacaklar. Şimdi hocam bu uydurma şeylerden bahsetme. Hayır, ben hadisleri haber veriyorum. Burada yazıyor o hadisler. Bu Buhari hadisidir. Peygamberimiz bir keresinde Medine dışında böyle zaman zaman gezmeye çıkarmış. Gezmek iyi bir şey kırlarda. Öyle kapanıp durmayın. Çoluk çocuğu alın zaman zaman. Uhud Dağı'na çıkarmış Peygamberimiz, diğer dağlara çıkarmış, yaya
Kuba'ya gelirmiş. Siz de böyle hem yürüyün hem gezin. Bir kokmuş öküz kellesine rastlamışlar. Bir öküz ölmüş, etlerini şeyler yemiş akbabalar, kellesi kalmış. Kokmuş. Efendimiz demiş yanındaki sahabilere, şu kelleye kaç para verirsiniz demiş. Demişler ya Resulallah çok şakacısın yahu. Bu kokmuş öküz kellesine para verilir mi yahu? Belki bunu atmak için para yok demiş, öyle değil. İşte bu İsa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'na Yecüc Mecüc'den önünden çekilip sığındıklarında aç kalacaklar. Günlerce, aylarca. Dağın tepesine ben de gittim. Su yok, hiçbir şey yok. Aç. Kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler diyor. Bulsalar 100 altın verecekler. Güney Amerika'da geçmiş senelerde birkaç arkadaş dağın başına çıkmışlar. Arkadaşlarını yediler, biliyorsunuz değil mi? Bütün gazeteler yazdı. Orada bir kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler diyor. Buhari hadisidir. Sahih hadistir. Öyle şeyler olacak o zamanlarda. Şimdi onları da işte haber veriyor. Bundan sonra en son alamet güneş batıdan doğacak. Şimdi doğudan doğuyor ya. Yörüngesi sapatınca ne olur? Güneş en büyük yıldız. Ay yıldız, şunlar yıldız. Güneş en büyük yıldızlardan birisi. Yörüngesi belli. Herkes yolunda devam ediyor. Şeridini değiştirdim, araba ne oluyor? Trafikte kaza oluyor değil mi? Kaç tanesi gidiyor? Aha. Güneşin yörüngesi değişince batıdan doğacak. Doğuyunca çarpacak. Her taraf yanacak. Kıyamet böyle kopacak. Dağlar atılmış pamuk gibi. Denizler fışkıracak. Oo, her cümert olacak işte. Güneşin doğudan batıdan doğması en son diyorlar alimler. Diyor ki kıyamet kopmadan evvel 72 tane deccal çıkacak. Bazılarına bir kişi tabi olacak diyor. Bazılar diyor en son ki çok adamı yanıltacak. Siz Kur'an'dan ayrılmayın. Peygamberin peşine takılın. Böyle çok güzel konuşacak, çok bilgili olacak. Sakın kanmayın diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 72 tane deccal olacak. Dûne sa'a isten ve seb'ûne deccalen. Minhum men la tebi'u illa racunu vâid. Bazıları bir kişi, bazılarında büyük kitleler. Kimdir bilmiyoruz. Belki Karl Marx bir deccal olabilir. Milyonları peşine taktı. Komünist yaptı. Olabilir ya, bilmiyorum yani. Var böyle peşine takan adam da olabilir, bir kişi de inan olabilir. Evet. Bu hadisler daha devam ediyor. Bir tanesini size arz edeceğim efendim. Oo. Evet. Efendimiz buyuruyor. Tekûnü emâmed deccal. Deccal gelmeden evvel ona yakın zamanda şunlar olacak. Sinûne havâdi'a. Aldatıcı seneler olacak. Aldatıcı seneler. Evet. Ne demek? Bitki bitmeyecek. Ağaçlar yeşermeyecek. Ekin olmayacak. Otlar olmayacak. Halbuki yağmur olunca otlar oluyor, yeşeriyor değil mi? Deccal çıkmasına yakın olmayacak. Böyle nebatlar az olacak. Ha, bu bir alamet. Evet. Arpa buğday olmayacak. Öyle diyor. Yani yeryüzünün geliri olmayacak. Vermeyecek, mahsul vermeyecek. Yeksuru fihel matar. Evet, ben hadis okuyorum. Yorum size ait. Çok yağmur yağacak. Amma ve yakulu fihel nebt. Yağmur, hiç, yağmur yayınca mahsul yeşerir değil mi? Otlar biter değil mi? Fakat hiç nebat olmayacak. Neden? Çok yağınca alıp götürüyor da, toprağı da götürüyor. Çok yağmur yağacak ama hiç faydası olmayacak diyor. Çok yağmur yağacak, faydası olmayacak. Ve yukezzebu fîhe sâdıku ve yusattaku fîhe'l kâzibu. Doğru adamlar, bırak ya şu herifi be.
Riyakar herif. Doğru adamlar kimse inanmayacak ama yalancılar, adam dedin böyle olacak. Hep yalancıları tasdik edecek insanlar, doğru adamlar hiç toplumda değeri olmayacak. Ve yutemenü fiyel hain, hain adamlar güvenilecek. Ve yuhavvenü fiyel eminü, dürüst, emanet sahibi adamları kimse inanmayacak. Kimse güvenmeyecek. Öyle bu Deccal'ın çıkmasına yakın. Ve tantıku fiyel ruvaybıda, ruvaybıda konuşacak o zaman. Dediler ki köyle ya Resulallah, mer ruvaybıda. Evet, ruvaybıda dediği nedir? Biz böyle bir şey duymadık ya Resulallah. Kale menna yevbehu lehu. Evet, Efendimiz diyor ki aptal, dangalak, hiçbir şey almaz. O konuşacak, herkes onu dinleyecek diyor. Böyle hainleri doğru kabul edecekler, dürüst adamları hain kabul edecekler. Böyle bir, böyle nerede aptal bir ağzından çıkanı bilmiyor. Serserilere hep işte bu falan. Bunlar aklınızda olsun. Evet, hazırlıklı olun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tabarani Avf bin Malik'ten keza başka buna benzer Ümmü Seleme anamızdan doğru olan yalanlanacak, yalan söyleyen tasdik edilecek, hainler güvenilir, güvenilir insanlar hain sayılacak. Evet, adamlar diyor şimdi bunu, şu hadisi şu ilave etmek isterim. Ümmü Seleme peygamberimizin han şeysi, anamız bizim. Şahitlik görmemiş adam. Hazır şahit. Ben şahitlik edeyim, ben şahit edeyim. Allahu Ekber. Adliyelere gidin, adliye binalarına. Mahkeme salonlarında bekleyen adamlar arasında hazır şahitler var. Ben avukatlık yaptım. Hakim diyor ki davayı uzatmayalım. Şahidin var mı? Buluruz efendim diyor. Şimdi bulursan diyor hakim davayı bitiririz diyor. Hani öyle davalar var. Dışarı çıktı. Abi ben yaparım, ben yaparım. 100 lira 200 lira verdim, herkes harşa. Görmüştü yok, bir şeysi yok. Deccal'ın çıkmasına yakın böyle olacak diyor peygamber. Allahu Ekber. Yahu para kazanma şeysi olmuş yahu, bir sektör olmuş. Gidin yarım, yalnız Türkiye'de var demiyorum ha. Dünyanın her tarafında böyle, böyle kendisi görmediği halde şahitlik edecek, şahitlik. Abi ben şahitlik yaparım ha falan diye gelip şahitlik yapmak isteyecek. Ümmü Seleme Hazretleri'nin hadisinde böyle. Konuşuyor mesela, yemin ederim diyor. Ya kardeşim sen de yemin et diyen var mı? Varmıyor mu şimdi? Konuşuyor, vallahi billahi duruyor arkadaş, ben sana yemin et dedim mi? Yemin etmek ucuzlayacak. Halbuki yemin etmek Allah'a şahit göstermek demek. Adam Allah'ı titremeli lazım bir Müslüman inanıyorsa. Hem Müslüman hem de vallahi billahi, vallahi billahi hep durmadan. Yemin etmek çok ucuzlayacak. Yemin et demeden yemin etmeye kalkacak diyor. Deccal'ın çıkmasına yakın. Bu yaygınlaşacak diyor. Hadis söylüyor bunu. Peygamberimiz haber veriyor. Hep beraber böyle olanları ikaz edeceğiz. Yapabildiğimiz kadarıyla kıyamet çabuk kopmasın istiyorsanız. Bunlar olmadan kıyamet kopmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Efendimiz bize haber vermiş. Evet. Allah onlardan razı olsun. Allah bize iman gürlüğü versin inşallah. Efendimizin hadislerini belleyen, tatbik eden, hayatında uygulayan, başka müminlere de öğretip iki cihanda yüzü ak çıksın dediği güzel Müslümanlardan olmayı bize nasip etsin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hû el hayy el kayyum ve etûb ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rahman. Transferlerden müstakim. Sıratullah.
üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrahlike şerif me'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrahlike sadrak ve udana ki ve sekreti. Sıkılık feyinne malum sevisran ve malum sevisran. 11'er ihlas-ı şerif me'al besmele-i şerif. Kul huvallahu Allah'ın sınırı. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Kim tüm yakın anlayacak. Üstüken sıratallah seni anlatayım. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ın ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. آمين. سبحان ربي العلي الأعلي الوهاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celili, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın ervai paklerine, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim icmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat ervahına, rahmetullah aleyhim ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimizin ervahiyle beraber burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına bu aziz vatanı bizler hediye için canlarını bezletmiş, sıkıntıya girmiş şühedanın, kuzatın ve güzel vatanımızı hayır eserleriyle donatmış ashab-ı hayratın arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış nesilleri unutulmuş garip müminlerin ervahına bağışladık vasıleyle cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, rızkımızı helalinden bol, akıbetimizde hayır eyle. Aziz vatanımız ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kim tanıklamda?